Çocuklara pandemi sürecinde evden canlı yayın olarak öncelikle notalar öğretiyoruz. Biz bir koroyuz. Koro nasıl olmalı? Koroda şarkı nasıl söylemeli? Ses çalışmaları, diyafram çalışmaları, nefes çalışmaları. İşte koroda nasıl durmalıyız vesaire. Notaları da öğretiyoruz. Aynı zamanda enstrüman da öğretiyoruz. Yani çocuklara melodika, çoğu çocukta var. Flüt, blok flüt ya da ortları var. Olmayanlara da yine projemizin yönetim kurulundan Mehmet Değirmenci öğretmenimiz var. O çocuklarımız için dijital piyano tasarladı. Yani dijital piyanonun amacı şu, evinde hiçbir enstrüman olmayan çocuk para verip yeni bir enstrüman almasın. Yeter ki internete ulaşsın, bilgisayar üzerinden o linki tıklayarak dijital piyano ulaşabiliyor. İster mouse'la çalıyor, tableti varsa, cep telefonu varsa oraya indirip eliyle dokunmatik olarak çalabiliyor. Yani amacımız çocuklara hem enstrüman öğretmek, notu öğretmek, bunun yanında şarkılar, marşlar yapıyoruz çocuklara. O şarkıları, marşları öğretmek. Her hafta bir şarkı öğretiyoruz. Her hafta yeni notalar öğretiyoruz. Aynı zamanda enstrümanlar tanıtıyoruz. Her hafta bir enstrümanımız oluyor. Onu tanıtıyoruz. Böyle bu şekilde uzaktan çocuklarımızın ellerine dokunmaya çalışıyoruz. La 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 la. La 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 la. Yani bizim amacımız çocukların eline bu pandemi sürecinde nasıl dokunabiliriz? Onlara bir şeyler öğretebilir miyiz? Pandemi de olsa uzaktan bir şeyler yapılabiliyor. Yani pes etmedik, pandemiye esir olmadık, moralimizi bozmadık. Çocuklarla birlikte, çocuklar çünkü insana çok büyük enerji veriyor. Yani onu uzaktan bile olsa görüyorsunuz. Biz yaptığımız çalışmaları solo performanslar olarak çocukları izleyerek geri dönüşlerini alıyoruz. Onun için çocuklar için her şeye değer. Pandemi de olsa biz pes etmeyeceğiz. Pandemi bittiği zaman herkes belki çok kötü olarak anacak. Biz de tabii ki çok üzüldük, üzülüyoruz, tedirginiz. Bütün herkes gibi. Ama ileride şöyle de bir şey olacak. Biz de bu zamanda, bu süreçte Türkiye Çocukları Korosu'nun elemanı olduk diye. Çünkü bize köyden de ulaşan var. Büyük şehirlerden de ulaşan var. Yani amacımızı gerçekleştiriyoruz şu anda. Umarım güzel bir konserle de amacımıza ulaşmış oluruz tamamen. Doğru tur yolumuz, sevgi saygı umut doluyuz. Doğru tur yolumuz. Ben Mev Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nda çalışıyorum. Bizim okulumuz Türkiye'de tek bir okul. Tersine kaynaştırma öğrencilerimiz var okulumuzda. Her sınıfta 5 tane özel gereksinimli öğrencilerimiz bulunmakta. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim olduğu için bütün öğrencilerimiz gibi özel eğitimi gereksinimi öğrencilerimiz de çok sıkılıyorlar. Bu süreci nasıl değerlendiririz, nasıl çocuklarımıza ulaşabiliriz diye düşünerek böyle bir proje başlattık eşimle. Duyuyorum,
Özel gereksinimli öğrenciler yapabildikleri kadar yapıyorlar. Görme engelli öğrencilerimiz var. Benim okulumda CP'li öğrenciler var. Mümkün olduğu kadar derse katılıyorlar. Çalabilenler, enstrüman çalabilenler çalabiliyor. Söyleyebilenler söylüyor. Herkes kendi payına düşen kısmı yapabildiği kadar yapıyor, bize eşlik ediyorlar. Ve onlar normal çocuklara göre, normal gelişim gösteren çocuklara göre evde daha çok sıkılıyorlar. Çünkü hareket alanları daraldı, sosyal alanları neredeyse yok. Onlar için büyük bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani biz de bütün çocuklara dokunabildiğimiz için, ulaşabildiğimiz için kendi adımıza mutluyuz. Daha çok çocuğa ulaşmak, daha çok fayda sağlamak istiyoruz. Bizi duyan öğrencilerimize eğer isterlerse müzikle ilgilenmek, o zaman Türkiye Çocukları Korosu'na gelebilirler. Davet ediyoruz hepsini, tüm çocuklarımızı. Şimdi şurada bir çekimi yapalım hocam. Siz burada geçiyorsunuz. Biraz da sandalye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.